kerevan ay. Düşen her bir yaprak hayalimde gümüş yay. Sürüldü süslü hayat sarda gençliğim al. Kanadı kırık ruhum bu gece hapse düştü vay. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu sezonun sonunda Süper Lig'den ayrılması beklenen en iyi 11'i derledik. Krampon çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için benim kanalıma ve sağ üstte çıkan arkadaşımın kanalına abone olman yeterli. Bu videoda da like butonunu kıralım. Bu arada Instagram adresimde YouTube'la alakalı merak ettiğiniz her şeyi cevaplıyorum. Instagram linkim açıklamada. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Kadromuzun kalecisi, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır. Karius'u neden almadın diyebilirsiniz. Evet, Karius'un da ayrılması bekleniyor. Ama en iyi 11'i derliyoruz. Uğurcan gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 23 yaşında olan milli futbolcumuzun peşinde çeşitli dünya devleri bulunuyor. Ve çoğu da kadrolarına Uğurcan'ı alabilmek için yüksek meblağlar ödemeye hazır. Kadromuzun sağ beki Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano. Geçen sene iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu senenin ilk devresinde Galatasaray'ın en eleştirilen isimlerinden biriydi. Galatasaray ise onun yerine Lines'e yeni bir şans verdi ve Mariano'dan takım aramasını istedi. Devre arasında takım bulamayan Brezilyalı oyuncu beklenmedik bir şekilde form yakaladı ve çok iyi bir oyunla formanın değişmezlerinden oldu. Özellikle de yaşından dolayı ne kadar formunu tekrardan tutsa da yine de Galatasaray'dan gitmesi beklenen oyunculardan biri halinde. Sol bekte ise yine Galatasaray'dan Yuto Nagatomo var. Mariano ile birlikte Galatasaray'da sezonun ilk devresinde çok eleştiri alan Japon sol bek devre arasında kendine takım bulamadı. Galatasaray ise oyuncunun lisansını dondurdu. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nagatomo'nun bazı takımlarla görüşme yaptığı biliniyor. Stoper'in ilk ismi Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Damagoj Vida. Geldiğinden beri takımın en önemli oyuncularından biri olan Vida, maaşı ve transfer piyasası için Beşiktaş'ın bu mali krizdeki en önemli kozlarından. Satışı hem takıma para getirecek hem de Beşiktaş yüklü maaştan kurtulacak. Beşiktaş'ın Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Stoper'in ikinci ismi Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu Christian Luyendama. Galatasaray'ın sakatlanmadan önce en önemli kozlarından biri olarak görülen Afrikalı oyuncunun özellikle İngiliz kulüpleri tarafından takip edilmesi Galatasaray'ın oyuncuyu göndermesine olanak sağlıyor. Bilinen şu ki iyi bir teklif gelirse özellikle koronadan sonra Galatasaray'ın Luyendama'yı göndermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kadromuzun ilk orta sahası Beşiktaş'tan milli oyuncumuz Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş'ta eski günlerine bir türlü dönemeyen Oğuzhan, devre arasında sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanmıştı. Feyenoord'da kalmak istediği bilinen Oğuzhan'ın Feyenoord ile anlaşması bekleniyor. Ama olmadı. Peru'lu oyuncu Sergio Peña topu kaptı. Hakem oyna dedi. Hakem oyna dedi. Sinisterra. Sinisterra'dan Jorgensen'e. Jorgensen sağda bomboş. Pasını verebilir. Oğuzhan Özyakup. Orta sahanın bir diğer ismi Galatasaray'ın faslı oyuncusu Yunes Belhanda. Galatasaray'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen faslı oyuncu zaman zaman iyi oynasa da tutarsızlığı ve bekleneni veremediğinden çok fazla eleştiriliyor. Takımdan ayrılırsa takıma büyük bir bütçe kazandıracağından Galatasaray'ın Belhanda'ya gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Kadromuzun sağ kanadında Beşiktaşlı Jermaine Lens var. Bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncu Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremediğinden çok fazla eleştiri alıyor. Özellikle Beşiktaş'ın bu sıkıntılı günlerinde Lens'i satmaya sıcak baktığı biliniyor. Son çıkan haberlerde ise Feyenoord'un Oğuzhan artı Lens için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği söylentiler arasında. Sol kanatta Ryan Babel var. Uzun süredir ülkemizde futbol oynayan Hollandalı oyuncu sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanmıştı. Galatasaray'da pek istenmeyen oyuncunun Ajax'la tekrardan anlaşıp Süper Lig'e dönmemesi bekleniyor.
Kadromuzun ilk forveti Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç, sezon başında tartışmalı transfer söylentilerinden sonra Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı forvet bekleneni fazlasıyla verdi. Avrupa'da çoğu takım tarafından takip edilen oyuncunun yüksek bir bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrılması bekleniyor. İkinci forvet ve kadromuzun son ismi bu sezon Süper Lig'e damga vuran Alexander Charlot. Bu sezon 39 maçta 25 gol 8 asist yapan oyuncunun bonservisi ise Crystal Palace'da. Kendisiyle ilgilenen çokça takım bulunuyor ve buna bazı dünya devleri de dahil. Eğer yüksek bir bedel olursa Crystal Palace'ın onu satması an meselesi. Evet arkadaşlar, sezon sonunda Süper Lig'den ayrılması beklenen en iyi 11 bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atabilir ve ekrandaki logodan kanalıma abone olabilirsiniz. Çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.